Merhaba sevgili öğrenciler, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. Son günlerde bana hocam sorumluluk sınavları ne zaman yapılacak diye çeşitli sorular yöneltiyorsunuz. Bu videoda hem sorumluluk sınavları ne zaman yapılacak hem de bu sınava kimler girebilir bunun cevabını vermek istiyorum. Arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın göndermiş olduğu son yazıya göre sorumluluk sınavları 21 Haziran ile 2 Temmuz arasında yapılacak. Yani okulun kapanmasına son 2 hafta kala bu sorumluluk sınavları tamamlanacak. Normalde bu sorumluluk sınavlarına geçen yıldan sorumluluk kalmış bazı öğrenciler ile bu yıl 12. sınıf olup da sorumluluk dersi olan öğrenciler girecekti. Yani eğer geçen seneden bir sorumluluk dersiniz kalmışsa bu sınavlara girecektiniz ya da 12. sınıf öğrencisi iseniz bu sene de kaldığınız sorumluluk sınavlarından bu sınavlara girebilecektiniz. Ancak Milli Eğitim Bakanımızın yaptığı son açıklamaya göre bu yılda eğer herhangi bir dersten sorumlu kalmışsanız bu sınavlara girebileceksiniz. Normal şartlarda bu yıl sorumlu kalmış öğrenciler Haziran ayında eğitim öğretim yılı kapanacaktı. Karneler öyle belli olacaktı. Tabi o esnada sorumluluk sınavı yapılmış olacaktı. Bu nedenle o öğrenciler Eylül ayındaki sorumluluk sınavlarına girecekti. Ancak bildiğiniz gibi ilk dönem notlarıyla geçenler var ya da ikinci dönem notlarını kabul edenler var o not işlemleri sorumluluk sınavına kadar tamamlanacak ve eğer bu yılda da herhangi bir sorumluluğunuz varsa Haziran ayındaki bu sorumluluk sınavlarına katılabileceksiniz. Milli Eğitim Bakanımızın yapmış olduğu açıklamada şöyle bir ibare de vardı. Herhangi bir dersten düşük notu olan öğrenciler eğer bu ortalamasını yükseltmek istiyorsa bu sınavlara yine girebilir demişti. Bu konuda daha detaylı bir bilgi olmadığı için bu konuya girmiyorum arkadaşlar. Bu açıklamadan çıkardığımız kesin sonuç ise bu yıl herhangi bir dersten sorumlu kalmış öğrenciler Haziran ayındaki sorumluluk sınavlarına girebilirler. Hocam bu sınavlara girmezsem peki ne olur diye kesin soruyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Haziran ayındaki sorumluluk sınavlarına girmezseniz henüz 12. sınıf öğrencisi değilseniz Eylül'de girersiniz. Sonra Şubat'ta girersiniz. Sonra gelecek senin Haziran'da girersiniz. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Mezun olana kadar hatta mezun olduktan sonra da bu sınavlara girebilirsiniz. Ancak eğer 12. sınıf öğrencisi iseniz tavsiyem mutlaka Haziran ayındaki sorumluluk sınavlarına girin. Çünkü eğer üniversiteye kayıt yapacaksanız Eylül'de bu sorumluluklar başınıza bela olmasın. Eylül ayında evet sorumluluk sınavları var ama sorumluluk sınavlarıyla üniversite kayıtları çakışırsa problem yaşayabilirsiniz. Bu nedenle 12. sınıf öğrencileri mutlaka bu sınavlara girsin. Bunun dışında dediğim gibi arkadaşlar bu sınavlara girmezseniz sorumluluğunuz varsa ve Haziran ayındaki sorumluluk sınavlarına girmezseniz hiçbir şey olmaz. Eylül'de, Şubat'ta, Haziran'da mezun olana kadar bu sınavlara girebilirsiniz. Peki sorumluluk sınavlarında hangi konulardan sorumlu olursunuz? Arkadaşlar, kaldığınız yılın tüm konularından sorumlu olursunuz. Örneğin 9. sınıf edebiyat dersinden kaldıysanız 9. sınıf edebiyat dersinin tüm müfredatından sorumlu kalacaksınız ve sınavda bu tüm konulardan sorular çıkabilir. Peki şunu da soruyorsunuz. Hocam sınavlar test mi olur, klasik mi olur? Gençler bu genellikle klasik olur. Ancak araya öğretmenleriniz birkaç tane test serpiştirebilir ama bunun takdiri sizin kendi okulunuzdaki öğretmenlerdir. Ama dediğim gibi büyük bir ihtimalle sınavlar klasik olur. Peki hocam ben hangi gün hangi sınava gireceğim diye de soruyorsunuz. Bunu daha önceki videolarımda da söyledim. Arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı sadece takvimi yayınlar ve der ki sorumluluk sınavları 21 Haziran ile 2 Temmuz arasında yapılacak. Hangi gün hangi ders hangi sınıfın sınavı olup olmayacağını sizin okul idareniz karar verir. Dolayısıyla hangi gün, hangi ders, hangi saat sorumluluk sınavınız varsa bunun bilgisini okulunuzu arayarak ya da okulunuzun web sitesine bakarak öğrenebilirsiniz. Her okulda farklı bir sınav takvimi uygulanır. Örneğin A okulunda 21 Haziran'da edebiyat sınavı yapılır 9. sınıf. B okulunda bu edebiyat sınavı 9. sınıf 23 Haziran'da yapılır. Bu tamamen okullara göre değişir. Son bir soru da hocam bu sorumluluk sınavlarından kaç alırsak geçeriz? Arkadaşlar sorumluluk sınavlarından 50 ve üstü almanız halinde o dersteki sorumluluğunuz kalkar. Yani ortalamanız atıyorum 30 olsun. Bu sınavda 50 aldınız. Toplandı 80. Böldünüz 40. Hayır böyle hesaplamaz arkadaşlar. Ortalamanız kaç olursa olsun isterse kalmış olduğunuz sorumlu dersin ortalaması 10 olsa dahi siz sorumluluk sınavından 50 alırsanız sınavı geçersiniz ve o dersin ortalaması artık sorumluluk sınavında aldığınız not olur. Örneğin 9. sınıf edebiyat dersinden 10 ortalamayla kaldınız. Sorumluluk sınavına girdiniz ve 70 aldınız arkadaşlar. Artık karne ortalamanız o dersten 70 olacaktır. Bu nedenle ortalamanız yükselecektir. Evet arkadaşlar bu videoda sizlerden gelen sorulara bu şekilde cevap vermek istedim. Ben edebiyat derslerinin 9, 10, 11 ve 12. sınıflarına ait bir hazırlık videosu yayınladım. Bunların videosunu kanalımda bulabilirsiniz. Sınavlar öncesinde edebiyat dersleri sorumluluk sınavlarına benim videolarımdan hazırlanabilirsiniz. Şimdiden hepinize bu sınavlarda başarılar diliyorum arkadaşlar. Yeni gelişmeler oldukça sizlere yeni videolar aracılığıyla duyurular yapacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.